Evet arkadaşlar, merhaba Cümleten. Herkese iyi haftalar diliyorum. Salı günündeyiz. Videoyu pazartesi çekiyoruz ama salı günü yayınlanacak gibi gözüküyor. Video konumuz ne arkadaşlar? Luna ve Terra Coin 3. Artık Luna'da, Terra'da bir spekülasyon vardı. Dolandırıcılık dediler. Ardından farklı şeyler. Şimdi işler gitgide bir değişik hale almaya başladı. Bununla ilgili de bir video hazırlayalım dedik. Üçüncü videomuz Luna Coin ve Terra UST hakkında. Bununla ilgili neler oluyor, neler bitti, neler ortaya çıkacak, devamında ne var? Bunun hepsini değerlendireceğiz. Birinci olarak arkadaşlar Luna Coin, hatırlarsanız Luna ve UST şeklinde bir platformundu. UST Terra, yani Terra Coin. Bu bir stable paraydı. Yani 1 dolar eşittir 1 Terra diyordu. Bu Terra'nın da ürettiği Luna tarafı vardı arkadaşlar. Şimdi bu Luna'nın sahibi Kıvon diye birisi, bir vakıf, LFG vakfı. Bu LFG vakfının yöneticilerinden Kıvon isimdeki kişi olayın şöyle ceryan ettiğini söylüyor. Biz tabi bunları onlardan dinlediğimiz kadarıyla biliyoruz. Yani bildiğimiz başka bir şey yok. Birinci olarak Amerika'da iki tane şirket gelip İşte bir yerden, bir platformdan ödünç BTC alıyorlar. Ellerindeki BTC'yi de Terra platformuna faize bırakmak istiyorlar arkadaşlar. Bunu gelip bu Kıvon isimli kişiyle, LFG derneği yönetici, vakfı yöneticileriyle görüşüyorlar. İskontolu bir şekilde Terra coin almak istediklerini söylüyorlar. Yani UST'ye yatırım yapacaklar. Yıllık %20 faiz elde edecekler. Amaçları bu. Bunlar gelip bu görüşmeyi yaptıktan sonra Terra sahipleri de diyorlar ki tamam, uygun bizim için. Biz size işte 0.97'den Terra coin verelim. Bu Terra arzında tabii ki yükselme vesaire oluyor, birleşiyor, her neyse. Olaylar orada gerçekleşiyor. Bunlar UST'lerini alıyorlar. Oradaki havuzlara %20 faizi de koyuyorlar. Koyduktan sonra burada İşte olaylar burada cereyan etmeye başlıyor aslında. Yani burada bu gerçek mi, değil mi? İşte vakıf yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Burayı biz bilemeyiz. Ben bilemem. Ben açıklamaları size iletmeye mükellef birisiyim. Şimdi vakfın açıklamalarına bakarsak diyor ki bunlar bizden stable coin'i aldılar, Terra'yı havuza koydular. Belli bir dönemden sonra da bu havuzdaki paralarını satmaya başladılar diyorlar. Ve fiyat gözetmeksizin, açığa satış gibi. Yani fiyat gözetmeksizin limitsiz bir şekilde piyasaya satmaya başladılar diyorlar. Ardından Luna Coin'i de piyasaya satmaya başladılar diyorlar. Burada bahsettiğimiz birkaç nokta vardı. Birincisi, evet, Terra Coin bir stable paraydı. Şimdiye kadar da iyi bir şekilde idare ediyordu kendini. Yeni coin'ler çıkartıyorlardı. Bunlardan en etkini Luna'ydı falan filan. Yalnız burada içeride bir sistem var. UST 1 doların altına düştüğü zaman oraya, yani oradaki UST platformundaki para havuzdan azalmaya başladığı zaman piyasa Luna Coin satıyor. Luna Coin'i satıp Terra alıyor ve fiyatı gene 1 dolara sabitlemeye çalışıyor. Yani platformun yapay zekası bu şekilde çalışıyormuş. Ardından ise mesela Terra ellerinde çoğaldı. UST çoğaldı. Bu sefer UST'yi satıyor. Luna coin alıyor. Bu da Luna coin'in yukarıya doğru çıkmasına etki ediyor. Yani havuzdaki likidite arttığı zaman Luna coin yukarıya doğru ilerliyor. Havuzdaki likidite azalır. UST değer kaybetmeye başlarsa bu sefer Luna satıp Terra satın alıyor. Platform yapay zekası bu şekilde hareket ediyor. Peki bu yapay zekanın bu şekilde hareket ettiğini kim biliyor? Hiç kimse bilmiyor. Ama onların bahsettiği, yani vakfın bahsettiğine göre diyor ki bu bize saldırıyı yapan kişiler bunun bu şekilde hareket ettiğini biliyorlardı diyorlar. Yani bunu bilmesinin doğru olup olmadığını nereden bileceğiz? Onu da biz bilemiyoruz. Yani oradaki iki tane firma sizden UST alıp buradaki piyasayı manipüle ettilerse bu da sizin ayıbınız yani. Benim ayıbım değil ki. Sonrasında yaptığınız hareketler zaten saçma sapan hareketler. Yani sizin platformunuz
eğer Luna satıp Terra'yı yukarıya çekmeye çalışıyorsa oradaki otomasyonu bir anda durdurabilirdiniz yani. Durdursaydınız o zaman keşke. Luna'yı bu kadar rezil edeceğinize en azından piyasa kendi şartlarıyla bir şekilde dengelerdi kendisini. Müdahale etmeseydim, bekleseydim bir anda. Ani tepki vermeseydim. Veyahut da borsaları durdursaydın deseydi Terra işlemlerimi durdurun. Şu anda bir sıkıntım var, o sıkıntımı çözmem lazım deseydin. Mesela BIST'te şurada burada da oluyor bu işlemler. Nasıl oluyor? Büyük parmak satışı diyorlar. İşte adamın elinde 10 milyon tane atıyorum şu anda Aselsan hissesi var. Aselsan o kadar değil de İş Bankası C diyelim. İş Bankası C'yi 100 bin tane satacağına 1 milyon tane yazıyor. Bir satıyor. Piyasa güp %6, %7 düşüyor bir anda aşağıya. Ardından geri piyasa dengeleri içerisinde bu kendini toparlıyor. Sen niye müdahale ettin o zaman? Sen müdahale etmeseydin, elindeki bitcoinleri satmasaydın, dursaydın, tutsaydın yani. Sonrasında ne oldu? Luna tabii ki rezil, UST rezil, işte vakıf dedi ki bana 1 milyar dolar para lazım bu coinlerimi yeniden yerine getirmem için vesaire. İnsanlar aldı sattı, vadelilerde bakkallar bile para kazandı falan derken herkes shortladı. Burada eğer bu saldırıysa shortlayanlar büyük para kazandı. Ama shortlayanları da para kazandıran gene sensin. Senin platformun tuttu. 10 kat mı, 100 kat mı, 500 kat mı Luna bastı piyasaya ve sattı devamlı. Satıp Terra aldı. Terra da yükselmedi. Luna da düştü. O zaman bu senin sorunun var yani. Burada demek ki bunun içeriden olduğunu ben anlıyorum bu şekilde. Madem Luna yükselecekti Terra'yı satıp, yükselmedi ama. Luna'yı sattın, Terra da yükselmedi. İkisi birden çöktü. Demek ki burada söyledikleri yalan yani. Gerçeği kesinlikle ortaya koyan bir şey değil. Diğer bir hususa baktığımız zaman, dün mesela, dün evvelki günde ne oldu? Dediler ki işte Binance çok sıkıntılı bir şekilde ilerliyor. Luna ve UST. Bu yüzden dolayı biz dediler işlemleri durduruyoruz. İşlemleri durduruyoruz deyince 200 Satoshi'ye kadar düştü fiyat. 210 Satoshi, 200 Satoshi civarında düştü fiyat. Bir gün geçmeden CZ Binance gene açıklama yaptı. Dedi ki biz 2 saat kadar bu konuda bizim yöneticilerle görüştük. Yani borsanın kendi yöneticileriyle. Biz dediler bu işlemi yeniden açıyoruz ama sadece Boost karşılığında açacağız. UST karşılığında açmayacağız. USDT yani Tether karşılığında açmayacağız. Tuttular bunu yeniden işleme açtılar. Fiyat bir baktık 59 bin Satoshi'ye kadar ilerledi. 230 Satoshi'den 59 bin Satoshi'ye kadar ilerledi. Bu defa manipülasyon daha da büyüdü yani. Küçük olan yani bir anda geçiştirilen o spekülasyon ve manipülasyon devamla daha da hızlandı. Bu sefer insanlar dediler ki ha burada bir şey var. Biz dediler bunu alalım. 200'den, 300'den, 500'den, 1000'den, 2000'den, 3000'den alan aldı da bu sefer 50'den, 55.000'den de alanlar oldu. Fiyata bakıyorsun yine 20.000 Satoshi'ye düştü. Yani mantığı çözmek imkansız. Hala borsalarda işlem yapıyor. Hala UST'de var. Hala Luna'da var. Kaç tane olduğu piyasada belli değil. Birileri alıyor, birileri satıyor. Kim ne yapıyor? Herkes şaşırdı. Şaşırdık yani. Manipülasyon bence hız kesmeden daha da büyüyerek devam ediyor. Bakıyorsun CZ diyor ki işte şöyle böyle bilmem ne. Hadi hayırlı işler. Fiyat hop zıplıyor. Mesela 200 Satoshi'den Binance kaç tane satın aldı? Kaça çekti? Coinbase'e bakıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam cumartesi günü akşamıydı. Coinbase'e 1 Luna 0.10 cent. KuCoin'e bakıyorsun. 1 Luna 0. cent olarak söylemeyeyim. Onu Satoshi olarak söyleyeyim. Ne kadar Satoshi'ydi? 29 bin Satoshi'ydi. Binance'a bakıyorsun 39 bin Satoshi. Borsalar birbirlerine transferi kestiler. İçeride dönüyor olay. Bittrex'e bakıyorsun 7 bin Satoshi. Fiyat bir dengelenemiyor. Bence buradaki Luna içeriden bu operasyonu yaptı. Operasyonun devamında da borsalar kendileri operasyona devam ediyorlar. Benim gördüğüm bu. Benim şeyim bu. Benim analizim bu şekilde. Şimdi birazdan ekranda fiyatlara da bakacağız. Ne hale gelmiş.
İzleyelim görelim. Ben hala Luna alma taraftarı değilim. Hala UST alma taraftarı değilim. Ha ben 5 dolar aldım, 10 dolar aldım, 15 dolar aldım falan diyen arkadaşlar varsa zaten bu parayı göz önünde bulundurmadan alsınlar. Akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, 250 dolarlık Luna almışsın, 3 dolara düşmüş. Arkadaşım yaşadı. 3-5 kişi beraber almışlar. 100'er kişi 200'er dolarlık. Dedim bari oradan aldım, buradan da. 500 Satoshi'den bir daha aldı da bir şeyler ettiyse etti, etmediyse bilmiyorum yani şu an ne durumda. Ekranda birlikteyiz arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlarım, bu Terra fiyatı Boost'la karşılaştırılıyor. Tether'le herhangi bir bağlantısı, ilişkisi kalmadı gibi buralarda. Gördüğünüz gibi bir Boost 0.08 cent. Yani bildiğiniz çöp. Yani 1 dolar, yani 1 Boost 1 Terra olacağına 1 Boost 0.8 cent olmuş. Aradaki farka bakın. Dağlar kadar fark var. Yani burada borsalar bunu çıkarttı, geri koydu, geri çıkarttı, geri koydu falan. Demek ki burada manipülasyon devam etmekte. Nereye kadar devam edecek onu da bilmiyorum. Dibin dibinin dibinin dibi var mıdır? Vardır. Coin'ler 1 Satoshi'ye kadar düşebilme performansı vardır arkadaşlar. Yani 1 Satoshi bunun en sonudur. Şimdi şöyle Luna fiyatına bakalım. Luna fiyatını inceleyelim. Şöyle grafiğimizi de büyütelim. Gördüğünüz gibi bakın şurada günlük grafikte 119 dolardı. Burada muhtemelen bahsettikleri 5600 Bitcoin'in Terra'ya çevrilip havuza bağlandığı gündür bu muhtemelen. E buradan aşağıya şurası bir dip mi? Şurası birinci dip değil mi? İkinci dip. Evet. Sonra gelmiş üçüncü dip, dördüncü dip, beşinci dip, altıncı dip, yedinci dip. Artık yani şuradaki dipleri de görmek imkansız çünkü Satoshi'ye döndü. Kaç Satoshi'yi görmüş bu? 112 Satoshi. E şu andaki fiyatı da 19.600 Satoshi. Yani 112 Satoshi'dan 5.300 Satoshi'leri Binance yeniden listelediğinde görmüştüm ben. Demek ki bu fiyat 100 Satoshi'dan 5.900'e gittiyse yani %59.000'lik bir artış. E düşüşü incelediğimiz zaman geçen gün arkadaşım birisi videonun altına yazmıştı. %340.000 düşüşten bahsettiydi. O zaman da kaç Satoshi'ydi ben bilmiyorum. Şimdi Luna buralardan alınır mı? Arzı belli değil. Durumu belli değil. Hikayesi ortada yok. Alınır mı alınmaz mı? Abi bunu siz bilirsiniz. Bunu siz bilirsiniz çünkü insanların bu kadar manipülasyondan sonra yapacakları pek bir şey de kalmadı. Şimdi şurada bir arkadaş var. Bu arkadaşın tweetlerine bir bakalım. Terra'nın Anchor protokolü hakkında bazı ilginç veriler. -256K Anchor cüzdan var. İlk 1000 Anchor cüzdan tüm UST'nin %2'sine sahip. %82'sine sahip. Bu ilk 1000'deki en fakir cüzdan 955K UST'ye sahip. UST Anchor sahipleri, mevduat sahipleri için harika bir haber diyor bu. Niye? Açıklayayım. Evet, şu anda resmi Terra formunda bir teklif var. Amaç Terra'nın 1,5 milyar dolarlık fonunu kullanarak insanları tekrar bütün hale getirmek. Ama bunu yapmanın farklı yolları var. Bir yol örneğin, her cüzdana yatırılan Terra için 30 cent iade etmek. Ancak bu şekilde Terra'nın fonları orantısız bir şekilde DPEX sırasında UST'nin çoğunu elinde tutan zengin balinalara akacaktı. Ve herkesi sadece bütünden %30 yapacaksın. Gerçekte çoğu insan hala acı hissederdi. O halde diğer yolu keşfedelim. İkinci yol daha küçük cüzdanlara öncelik vermektir. Anchor'a yatırılan birkaç bin veya daha fazla UST'si olan kişiler Terra cüzdanların en yoksul %99.6'sı olsaydı o zaman bu devasa grubun %100 haline getirebilirdi. Evet doğru okudunuz diyor. Tekrar ediyorum.
En alttaki yani yatırımı az olan kişilerin %99.6'sına öncelik verilerek terra kelimenin tam anlamıyla en yoksul %99'un altı. %99.6'nın yatırdığı her doları geri vermeyi göze alabilirdi. Nasıl olur? UST'nin çok büyük çoğunluğu daha küçük cüzdanlarda milyon olmayan kişiler tarafından tutulurdu diyor. Şimdi burada Terra ekibi dediler ki evet burada biz bir sorun yaşadık, sıkıntılarımız var. Bununla ilgili de bizim yapmamız gereken bir şey var dediler. Nedir o arkadaşlar? Biz dediler Terra'ları geri iade edeceğiz ama iade ederken %3'ü zaten %82'lik bölüme geliyor. Yani %3.4'lük cüzdan miktarını topladığın zaman bunlar büyük yatırımcı balinalar oluyor. Bu balinalara verdiği para diğer insanların parasını karşılamıyor bile. Elindeki miktar da belli bu adamın. E ne yapacak? Bir şekilde bu yolu çözmesi lazım. E peki bunu çözmek için ne yapması gerekiyor? Bunu biz Pancake Bunny'de gördük. Birkaç coin'de daha gördük. Bunlar hacklenmişlerdi sözde. Bence gene içeriden bir operasyon oldu. Pancake Bunny 450 dolardan o gün sabahına kadar 1 dolarlara kadar düştü. Gene stake havuzuydu. Merkeziyetsiz borsaydı. Ne yaptılar? Bunun yerine başka bir coin verdiler. O da kafasını yerden kaldıramıyor. Yine sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Peki küçük cüzdanlara öncelik vermenin faydası çok daha fazla insan %100 bütün haline getirilecek. Toplum duyarlılığı için iyi. Grup, büyük grup bütün olduktan sonra kalan zengin balina grubunu yönetmek daha kolay, daha adil olduğu söylenilebilir diyor. Yani buradaki arkadaş İranlı diyor ki kardeşim hani siz bize parayı verin, elinizdeki parayı küçüklere verin, büyükler zaten bir şekilde o parayı geri elde ederler demeye getiriyor. Şimdi bu tarafta artık coin çıkacak, coin çıktıktan sonra ne olur ne biter bunu anlamak çok zor. E bu coin'i de borsadan alan insanlara iade etmeyecekler. Stake havuzunda tutan insanlara, yani Anchor havuzunda tutan insanlara iade edecekler. Eğer iade edeceklerse. Burada CZ'nin gene şeyleri var, tweetleri var. Zaten bu adam CZ ile etkileşime giriyor. Ve CZ de diyor ki bu sayı doğruysa diyor gitmek için kolay bir yol gibi gözüküyor. Yani bu iş diyor olayı çözebilir diyor. Bundan sonra ne oldu arkadaşlar? Terra ekibi sözde 80 bin Bitcoin sattı dün. 80 bin Bitcoin ile piyasayı tutacaklardı. Ama o haberden sonra ben de WhatsApp durumda paylaşmıştım 80 bin Bitcoin sattığı söyleniyor diye. Fiyat o haberden sonra devamlı gene aşağılara doğru geliyor arkadaşlar. Hemen hemen o haber nerede gelmişti? 42 bin Satoshi civarlarında gelmişti. Zannedersem şuralarda işte. Ondan bu tarafa hala cenazenin kalktığını söyleyemeyiz. Cenaze hala yerde duruyor arkadaşlar. Pardon buralar değil. Nerelerdeydi o haber? Yanlış hatırlamıyorsam 40 Satoshi civarında bir yerde gelmişti o haber. Ve o haberin etkisiyle de biraz bir yükseliş olmasına rağmen maalesef şu anda 18 bin Satoshi'lerde işlem görmeye devam ediyor. Ben alır mıyım? Hala almadım. Yani belki o 100-200 Satoshi'lerde olduğu dönemi yakalayabilseydim alırdım ama şu an alamam. Çünkü bu coin'in 1 Satoshi olmayacağını kimse bilemez. Ve şu anda borsaların birbiriyle de transfer olaylarını kapattıkları için ben artık buna cenaze olarak bakıyorum şahsen. Ha umarım iyi olur. Umarım 3-5 dolara gider. Buralardan alan arkadaşlar toparlarlar. Umarım yani. Ama ben bu konuda dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi zaten vermek bizim haddimiz değil de ben almadım. Almıyorum. İleride ne olur bilmiyorum. Alınabilir mi? Alınabilir arkadaşlar. Bakın şuradaki eğer olay gerçekleşirse CZ de buna yanıt vermiş. Demiş ki mantıklı bir şey olabilir. Eğer bu gerçekleşirse %96.2'sinin
sıkıntısı giderilirse insanlar rahatlarlar. Balinalar geride durabilir. Onları bir şekilde idare edebilirler. Ama diğer insanları rahatlatırlarsa bu da kripto topluluğu için güzel bir şey anlamına gelir. Güven verir. Ve o güvenden sonra da bu insanlar daha çok Luna'ya yatırım yapabilirler. Luna içine güvenebilirler. Durum şimdilik bu arkadaşlar. Luna'da alınır mı satılır mı ben bir şey veremem diyemem. Bu konuda karar da veremem. İnşallah herkes için çok iyi olur. Sağlıcakla kalın. Peki arkadaşlar, bu Luna'nın, Terra'nın sahibi Do Kwon isimli şahıs ne açıklama yaptı? Şöyle söyledi: üzgünüm. Ürettiğim sistemin bu şekilde sorun yaşamasından dolayı ve hepinize zarar ettirmesinden ötürü üzgünüm dedi. Bu kadar. Sadece üzgünmüş. Biz de üzgünüz. Yani sen üzgünsen biz de üzgünüz. Vakıf olarak ve şahsi olarak hiçbir şekilde kâr etmediğini de buraya ekledi arkadaşlar. Üzgünüm dedi sadece. Üzgünse yapacak bir şey yok. Biz de üzgünüz zaten. Diyecek bunlar var yani. Diyecek hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı, bol, bereketli kazançlar dilerim. Bay bay.